Önce ilk kez sanal alemde yayın hayatına başlayan Kosova Haber internet sitesi 5. yılında büyük değişikliklere gidecek. Bu hafta konumuz köşesinde bu sitenin editörüyle gerçekleştirdiğiniz sohbet gelecek ekranlarınıza. 2006 yılında faaliyete geçen Kosova'nın ilk Türk internet haber sitesi kosovahaber.com 5. yılına büyük başarılarla girdi. Siyasetten sanata, spordan kültüre gündemi anında takip ederek okuyucularına sunan Kosova Haber sitesi 5. yılın birikimiyle 2010 yılında toplam 8 milyon üzerinde tıklandı. Türkçenin yanında Arnavutça ve Boşnak dillerinde de haberler yapan Kosova Haber sitesi Kosova'nın yanı sıra yurt dışında da okuyucularının ilgisini görüyor. Kosova Haber editörü Ray Kırkulla Kosova Haber'in çalışmaları hakkında gerçekleştirdiğimiz röportajda haber sitesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 5 yıl önce bir grup arkadaş, gazeteci ve gazeteciliğe gönül bağlanmış olan bir grup arkadaş bir araya geldik. Böyle bir ihtiyacın var olduğunu, elektronik ortamında sesimizi daha uzaklara duyulma imkanını yaratmak için bir araya geldik. Bunu başlattık, amatörce başladık ve yavaş yavaş işte 5 yıla kadar devam ediyor kesintisiz olarak. Saldırılar dışında birkaç günlüğüne kapandığımız olmuştu. Ama 5 yıldır devamlı olarak her gün yayın yapmaktayız. Peki Raif Bey, Kosova Haber bilindiği gibi uzun yıllar Kosova'nın ilk internet sitesiydi. Ve kendi alanında çok büyük başarılara imza attı. Dolayısıyla bir bakıma Kosova'daki hem Türklerin hem dışarıda yaşamış olan Türk halkının Kosova ile ilgili aldıkları tek haber sitesi Kosova Haber. Kosova Haber'in bugüne kadar bu çıta yükselmesindeki nedenden biraz bahsedebilir misiniz? Ya bizim ilkelerimizden biri işte hızlı haberdir. Hemen anında haber vermek güvenlik meselesidir. Güvenilir haber kaynağı olduğumuz içindir. Bir boşluk vardı, seziliyordu. Gerçi medya, daha önce de Türkçe medya vardı. İster gazetesinden, ister televizyonundan, radyosundan. Yalnız modern dünyada internet öyle bir hızlı gelişmeye başladı ki o dönemlerde biz bunu sezmiştik. Bununla büyük bir boşluğu kapatacağımızı. Sonra Kosova gündemde zaten dünyanın gözünde de aynı zamanda ki logomuz da bunu en iyi şekilde onu ima etmeye çalışıyor. Kosova'nın bağımsızlığı dönemleri, Kosova'nın girişimleri, yeni tanıma dönemleri vardı. Çok da ilgi vardı. Özellikle Türk dünyası çok geniş olduğu için Türk dünyasının her bir ucundan Kosova'da neler oluyor merak edenler vardı. Biz bundan başlayarak başladık. Kosova'daki olup bitenleri daha geniş kitlelere duyurmaya çalıştık. Bu ilkeydi. İlk baştaki ilkemiz buydu. Yaklaşık 3 yıl kadar böyle devam ettik. Sadece Türkçe haberler yaparak Türkleri kapsadık. Türkiye ve Türk dünyası Kosova'yla irtibatını sağlamaya çalıştık. Bundan sonra ikinci aşamaya geldik. Biraz kendimizi toparlayınca Arnavutça ve Boşnakça yayınlarımıza geçtik. Yaklaşık 1-2 yıldır Arnavutça ve Boşnakça'da haberlerimizi tercüme ediyoruz. Bizim bir özelliğimiz Türkçe haberler özelliğidir ve Türkçe haberlerinde Arnavutça'ya tercümesi yapılıyor. Arnavutça kaynaklardan faydalanarak biz tercüme ediyoruz. Aynı haberlerde Arnavutça ve Boşnakça'da yansıtılıyor ama en önemli özellik de bizim buradaki özgün haberlerimizi, bizim yarattığımız haberlerimizi Arnavutça ve Boşnakça'ya çevirip burada yaşayan diğer topluluklarında Türklerle ilgili olup bitenlerini öğrenmesini sağlıyoruz. Kosova'da Türk medyasına yeterli maddi destek sağlamadığından bugüne kadar Türkçe yayın yapan birçok basın yayın organı maddi imkansızlıklardan dolayı yayınlarına noktayı koymak zorunda kaldı. Ancak Kosova Haber sitesinin kararlı tutumu ve çalışma azmi buna yenilmedi ve bugün 5. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor. Her kim medyayla yakından uzaktan alakası varsa bilir ki zor şartlarda çalışmalar sürdürülüyor. Bizim bir özelliğimiz daha var. Kosova Haber kendimiz hiç kimseden destek almadan kurulan bir haber ajansıdır artık diyebiliriz. Yavaş yavaş o yöne gidiyor çünkü. İlk olarak internet gazetesi olarak bir grup arkadaş ellerimizi cebimize koyarak bir meblağ ortaya atarak kendimiz her şeyini 2 yıl kadar sürdürdük. 2 yıl tek başına yaptık bu işleri. Bizim bütün bu grup arkadaşın herkesin başka
çalıştıkları yer vardı. Burada gönüllü olarak çalışıyorduk. İki yıldan sonra TİKA, sağ olsun TİKA yetkilileri ilgi gösterdi. Kısmen bir şekilde masraflarımızın bir kısmını, büyük bir kısmını karşılamaya başladı. Özellikle de bu vesileyle Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğinin, o dönemlerde Ergüdüm ofisiydi, katkısı çok oldu, özellikle teknik donanım meselesinde. Çünkü evlerden bilgisayarlarımızı aldık, burada çalışmaya devam ediyorduk. İşte Müjdel Bilgisayar bize TİKA aracılığıyla, işte Büyükelçilik aracılığıyla TİKA verdi ve bunlarla gerek bu araç gereçlerle devam ettik. Maddi olarak şu anda TİKA'nın bir desteği vardır. Geçen yıl Kosova hükümetine proje bazında bir destek aldık. O da kısmen alındı. Sadece bir kısmını alabildik, maalesef tamamıyla desteklenmedi. Bu yıldan itibaren, Mart ayından itibaren reklamlar almaya başladık. O da marketing bölümümüzü hayata geçirebildi bu yıl ve Nisan'dan itibaren, Mart'ta başladı. Nisan'dan itibaren ilk reklamlarda ciddi boyutta alınmaya başladı ve bu böyle birkaç yönden hayatımızı sürdürüyoruz. Abi, işte 5 yıl önce Kosova Haber ilk internet yayın hayatına başladı ve bu 5 yıllardan sonra bugün Kosova Haber sitesi neredeyse bugün her evde günde en az bir kere tıklanma mecburiyeti olmuş gibi oldu ve 2010 yılında bayağı bir tıklandı. Biraz bundan da bahsedebilir misiniz? Niçin bu kadar Kosova Haber ilgi gördü? Haberleri yoğun olarak takip ettiğinizden dolayı mı? Veyahut da bundan sonra haber sitenizde daha değişik bir projeler düşünüyor musunuz diğer alanlarda? Zaten gelişmezsen o zaman olmaz. Aynı bir tek düze olarak gidiliyor. Cüzide bir rakamla başlamıştık okuyucu sayısıyla. Çünkü zaten dedik ya, cepten bir araya gelip yoktan var ettik bir Kosova Haberi. O konu yüzü sayısı ondan başladı. Yüzlere çıktı. Yavaş yavaş binlere ulaştı. Son 2010 yılını yeni bir rekorla da kapattık. 2010 yılında Aralık ayının rekoru 8.770.000 civarında tıklamaydı. Yani bunu ortalama olarak 30'a bölerseniz o zaman 2.800.000'in üzerinde tıklama günde oluyor. Bunu da 10 defa deseniz ki işte insan onu haberi okur ya, ortalama olarak alır. 28 bin okuyucu geliyor. 28 bin okuyucu bizim için günde çok önemli bir rakam ve çok ciddi bir rakam da. Bu ciddi rakam zaten hemen birbirinde ilgiyi de, iş adamlarının ilgisini de getiriyor, devam ettiriyor. Benim tahminim, bizim haberlerimiz, çünkü diğer medya grupları da kullanıyor haberlerimizi okuyarak, 100 binlere günde ulaşıyoruz. 100 bin kadar insana ulaşabiliyoruz haberlerimizle. Bu da son derece önemli bir rakamdır ve bu payı, bu Kosova'daki payı da önemli. Şu anda haber sitelerine bakarsanız 3. 4. sıralamadayız. Kosova'da var olan haber siteleriyle yarışıyoruz. Peki Raybi, haberlerinizde nelere dikkat ediyorsunuz? Neler bu haber gitmez ve olsa bu haber ilgi çeker diye karar veriyorsunuz? Haberlerde genelde bizi her günkü hayatımızda ilgilendiren konulara en fazla önem veriyoruz. Siyaset ağırlıklı, çünkü genelde Kosova'da da bu son dönemlerde, bu çalkantılı dönemlerde, yaşadığımız dönemlerde en fazla yerimizi, hayatımızın en büyük kısmını kapsıyor. Özellikle işte biliyorsunuz seçimlerdir veya ne bileyim. Ondan sonra ikinci önemli noktamız ekonomi, ki buna daha fazla önem vermeye çalışıyoruz. Gelecek orada zaten. Kosova'nın geleceği ekonomide yatar, ekonomik güçlenmesinde yatar. Bunlar ilk başta genel çizgilerde ama bizim gayemiz, asıl gayemiz Kosova Türklerinin tanıtılmasıdır ve Kosova'daki Türk kuruluşlarının çalışmalarının, faaliyetlerinin yansıtılmasıdır. Kosova'da var olan Türk kuruluşlarının faaliyetlerini sayfamıza getiriyoruz, haberlerini yapıyoruz. Aynı zamanda Kosova'da Türklerle ilgili ne varsa sayfamızda yer alır. İlk kurulduğundan kısa bir müddet sonra Kosova Haber sitesi dışında Türk dilinde haftalık gazete çıkarmaya başlayan Kosova Haber Entelektüel ve Medya Derneği 18. sayısından sonra maddi zorluklarla karşılaştı ve yayınlarına son vermek zorunda kaldı.
Şimdi Kosova Haber site olarak kurulmuştur. İnternet üzerinden kurulmuştur. O da Nisan ayında başlamıştır. 2005 yılında, Nisan'ın 2005'inde başladı. Bu 6 aylık bir dönemden sonra proje bazında gazetede çıktı. Gazete 12 sayısı çıktı. Gerçekten de ilgi gördü. O dönemlerde inanılmaz derece çok yoğun bir talep vardı, gazeteye karşı ilgi de vardı. Ancak gazete ayrı bir dünya ve gerçekten de çok daha fazla uğraş gerektiren bir uğraş, bir meşgul. Gazeteyi tutmak için daha fazla maddi imkanlara gerek var. Türk toplumu maalesef toplum olarak bunu, bu yükü taşıyamıyor. Haftalık bir gazeteye çıkarabiliyorsunuz. Günlük gazete zaten okuyucusu, kitlesi yok. Onun için yetişmiyor. Ama haftalıkta bir, onun dağıtım masrafları çok büyük yük oluyor. Basın masrafları çok büyük yük oluyor. Onun için vazgeçmek zorunda kaldık. Biz 12 sayısını çıkardıktan sonra zaten bir anlaşma vardı. Amerikan Özgürlüğüm Ofisi o dönemlerde o projeyi desteklemişti. Türkiye Özgürlüğüm Ofisi ile birlikte destekleyecekti. Türkiye'den devamı gelmediği için mecburen orada durduk. Yalnız bizim internet sayfamız devam etti. Kosova Türk toplumuna büyük bir ihtiyacıdır. Gerçekten çok büyük bir ihtiyacıdır gazete. Çünkü gazetenin yeri ayrı başka her şeyle. Biz bunu şöyle düşündük. Bu sadece bizim sorumluluğumuz değil. Gazeteyi ayakta tutmak ve gazeteyi devam ettirmek toplumun da sorumluluğu, başta bizim siyasetçilerimizin ilk başta sorumluluğudur. Bunu biz paylaşmaya hazırız, o sorumluluğu ve görev düşerse biz hazırız yapmaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Ama büyüklerimiz ilk başta bunun düşünmesi lazım. Yeni adım attığımız 2011 yılında Kosova Haber okuyucularını büyük sürprizler bekliyor. Haber sitesinde tamamen değişikliklere gidecek olan Kosova Haber sitesi, Türkiye'deki gündemden de okuyucularına bilgi vermeye başlayacak. Özellikle savaş sonrası Türklük adına birçok gazete, dergi ve bunların dışında sözde Türkçe yayın yapacak olan televizyon kanalları kurulmasına rağmen birçoğu yayınlarını durdurmak zorunda kaldı. Şimdilik parmakla sayılabilecek Türkçe yayının yer aldığı Kosova'da üst düzey yetkililerimizin sessiz kalması ne garip. Umarız bu sessizliğin sesine ses veren sesler ortaya çıkar. Ne dersiniz?